Yalanlar, romanlar, masallar, propagandalar, iftiralar, yağcılık, bunlardan hoşlanan zihniyetler, hakikati örtmek, aldatmak isteyenler, küfre koşanlar, yabancı telkinlere kulak verenler, rüşvet alanlar, yalanı yağlayanlar, bozgunculuk yapanlar, yalancı şahitlik, kandırıp para çekenler, işte adalete karşı çıkanlar, insanlığın hakkını yiyenler, huzuru tahrip edenler, mahvedenler, bu zihniyetteki insanlardır. Bunları ıslah eden de yine İslam'ın ıslahat metodudur. İslam A'dan Z'ye ıslahattır. Yeryüzünde, kalplerde, ruhlarda en büyük reformu yapan, dünyadaki reformları, renesansları ortaya çıkmasına zemin hazırlayan İslam'ın bizzat kendisidir. Onun için şunu zalimler, milletin hakkını yiyenler unutmasınlar. Bak ne diyor? Suht nedir? Haramın her türlüsüne suht denir. Haramın her türlüsüne. Küllü lahmin enbetehü suhtü fennaru evlâbihi. Haramın bitirdiği her ete en layık olan şey ateştir. Milletin hakkını yemiş, şişmiş, kilo üstüne kilo almış, milletin hakkını yiyor, sömürüyor, yığıyor, mal yığıyor. Zengin daha çok zengin oluyor, fakir daha çok fakir oluyor. Ve vücudundaki eti, kemiği, kanı haramdan meydana gelmiş. Bu cennete girmeyecek. Bunun diyor, yeri yurdu ateştir. Buna layık olan ateştir. Dikkat et. Kim diyor bunu? Kaynağı neresidir? Keşfül Hafa, Feyzül Kadir'e bakılır. Sağlam kaynaklarda. Bu söz Hazreti Muhammed'e işte isnat ediliyor. Hazreti Muhammed söylüyor. Haramdan bir vücutun var mı? Onun gideceği yer ateştir, cennete girmez. Milletin hakkını ver, helallaş bu milletle. Fukaranın hakkını ver, helallaş bu milletle. İnsanlığın hakkını yiyenler, sömürenler, bu milletin işte hakkını yiyenler, fukaranın hakkını yiyenler, garibanın, yetimin hakkını yiyenler, ateşten başka yerleri, yurtları yoktur. Onların vücudu haramdan meydana gelmiştir. Onların gideceği yer de ateştir diyor. Kim? Sevgili Peygamberimiz. Buradaki mesaj bütün dünyaya, fetlere, cemiyetlere, milletlere, devletlere, tüm evrensel dünyanın tamamına, milletin hakkını yemeyin. İlahi adaleti tecelli ettirin. Allah'ın nimetleri herkese yeter artar. Yalnız adaleti uygulayın. Sosyal adaleti yerine getirin. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhum ve Ebu Hureyre Mücahid'den bunlar rivayet ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Suht tüm içeriğinde her haram olan şey suht olduğu gibi rüşvet,
de yine diyor bu haramların içerisinde. Fahişenin aldığı ücret. Erkek hayvanın dölü karşılığında alınan para. Şarap parası. Ölmüş hayvan parası. Bunların tamamı birer birer nedir? Suhtur diyor. Kahine verilen ücret. Masiyet için verilen ücretler. Hep bu haramın suh denilen şeyin içeriğindedir diyor. İbni Mesud efendim yine rüşvetin her türlüsüne hediye, gerçek meşru hediyeler istisna edilmiştir. Bunun içinde Müslümanlar rüşvete vesile olacak ve saydığımız günahların ve emsali diğer günahların tümünden Müslümanlar kaçınan insanlardır, kaçınmalıdırlar ve dünyaya da örnek olmalıdırlar. Zimmiler İslam hakimine başvurursa, İslam devletinin idaresi altında olan Müslüman olmayan milletler zimmidirler. Bunların hak ve hukukunu İslam devleti korumak zorundadır. Bu konuda Ata, Nehavi, Şabi, Katade, İbni Cerir, Esam, Ebu Müslim, Ebu Sevir gibi zat-ı muhteremler Müslüman hakimlerde muhayyerdir. Dilerse hükmederler diyen hüküm. İçinde İbni Abbas ve Mücahit, İkrime, Hasan, Atayi Hurasani, Ömer bin Abdülaziz de, Zühri de, bunlar bu serbestlik aralarında diyor Allah'ın indirdiği ile hükmet ayetiyle kaldırılmıştır, nese uğramıştır dediler. Hanefi müçtehitleri de bu görüştedirler. Yani zimmi de gelip bir İslam hakimine gayrimüslim aramızda hükmet dediği zaman bu adaletle hükmetmek zorundadırlar diyor. Böyle anlayanlar. İmam-ı Şafii de zimmiler isterse vacip olur. Geçici anlaşması olanlar için muhayyerdir demiş. Yani İslam Müslümanlarla geçici bir anlaşma içindeyse Müslüman olmayanlar o zaman muhayyerdir demiş İmam-ı Şafii. İki taraf isterse vacip olur, bir taraf isterse serbesttir diyor. Bu da yine bizim el malı gibi büyükler de bunu, bu dirayetlerini kullanmışlardır. Ki bu da güzeldir. Bunların tümü güzeldir, kıymetli efendiler. İslam'ı ve içinde bulunduğun çağı iyi keşfedersen daha güzelini bulmuş olursun. İslam'ı iyi keşfet. İçinde bulunduğun çağı ve şartları iyi keşfet. Daha güzeli bulursun. Ve gerçek adaleti işte ortaya koymuş olursun. İlahi adalet tecelli edince memnun olmayan kalmaz. Yine bunlar diyor asla mümin değillerdir. Ne Tevrat'a ne Kur'an'a ancak arzuları ve şehvetleri peşindeler. Bir zihniyet var. Bunlar kim? Ne Tevrat'a o günde bugünde, ne İncil'e ne Kur'an'a ne o gün ne bugünde hiçbir zaman doğru inanmamışlardır. Bunlar diyor arzularına, şehvetlerine göre fetva isterler. O günün şehvet perestleri, kendi hevasına göre fetva isteyenler,
kendi keyfine göre adalet isteyenler, o gün Tevrat'a, daha sonra İncil'e, daha sonra da Kur'an-ı Kerim'e karşı diyor, bunların tavırları hep aynıdır. Bunlar kendi arzuları ve şehvetleri peşindedirler. Bu zihniyete karşı işte gereken hassasiyetler gösterilmelidir. Ve ilahi adalet uygulanmalıdır. Adalet tanımayan zihniyettir bunlar. Bunlar hak yerler, sömürürler ama kendilerine çağdaş gösterirler. Herzeyi yerler, kendilerini artık tam muasır, tam erdemli, kendilerine akredite gösterirler. Bunlara karşı da insanlığın hak ve hukukunu korumak için adalet harekete geçmelidir. Tüm peygamberler İslam ile vasıflanmıştır. Bütün peygamberler Müslümandır. Getirdikleri din sadece bir tek dindir, İslam dinidir. Dünyaya hiç iki din gelmemiştir. Birçok peygamber, bunların 124 bin peygamber olduğu rivayeti de var. Bunların 2 milyonun üzerinde olduğu rivayetleri var. Kur'an-ı Kerim'de de 25 tanesinin peygamber, 3 tanesinin de veli mi, nebi mi diye ihtilaflı olan 28 peygamber var. Bir de Kur'an-ı Kerim ismini saymadığımız, sana bildirmediğimiz nice peygamberlerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. İslam imanı bunların tümüne inanır. Bütün peygamberlerin peygamberliğine inanır. Bütün peygamberler Müslümandır. Getirdikleri din İslam'dır. Allah şeriatları yenileyerek gelmiştir. En son Kur'an ile Hazreti Muhammed'le de İslam şeriatını yenilemiştir. Dünyanın kıyamete kadar tek dini ve şeriatı İslam şeriatıdır. Kabul edilir veya edilmez, onu herkes kendi bilir. Tüm peygamberler İslam ile vasıflanmıştır, hepsi Müslümandır. İslam'ın şerefi genel övgüsüdür. İmran suresinin 19. ayetinde Cenab-ı Hak ne diyor? İnned dine indallahil İslam diyor. Allah katında din İslam'dır. Allah katında din muhakkak ki İslam'dır. Şek yok, şüphe yok. Hak ve hakikat bu. Yine İmran suresinin 146. ayetine bakıver. İbni Abbas şöyle diyor, Rabbani ilim, siyaset ve terbiye eden iyilik erbabı. Rabbani ilim, siyaset ve terbiye eden iyilik erbabı. İşte Rabbaniler bunlardır. Kimdir? İlim erbabı. Siyaseti adilenin sahipleri, adil siyasetin sahipleri ve terbiye eden iyilik erbabına Rabbaniler denmiştir. Bir de ahbar var. Ahbar yüksek alimler demek.